Herkese merhabalar. Cumhuriyet dönemi Türk romanı ile edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Yazıllar gelmiş olabilir. Hiç sıkıntı yok. Mükemmel bir şekilde yazılı provalarımızı hazırladık. Onları izleyerek harika notlarınızı alacaksınız ve aynı zamanda bugün 11. sınıfta ev okulda 3 Mart'ta edebiyatta Cumhuriyet dönemi Türk romanını mükemmel bir şekilde öğreneceğiz, tekrar edeceğiz. Bu arada sizler tabii ki hem 11. sınıf konularını tekrar etmek hem de 12. sınıfta üniversite sınavına göz kırpmak adına AYT edebiyatı kitabımızı mutlaka alıyorsunuz ve içerisindeki posterlerinizi de posterleri de duvarlarınıza asmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hatta posterimizi de gösterelim. Bu tamamen edebiyat adına hazırlanmış Türkiye'deki eşsiz bir kaynak gördüğünüz gibi. Bunu da duvarlarınıza astığınız zaman hem bu sene için edebiyatı hem de gelecek sene üniversite sınavı için tüm edebiyatı halletmiş olacaksınız. Ben hemen dersimize başlayacağım ama sizlerden isteğim lütfen arkanıza yaslanın ve bu kolay konuyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 1950-80 arası Türk romanının genel özelliklerini, 1950-80 arası Türk romanında etkili olan anlayışlar ve temsilcilerini öğreneceğiz. Çok kolay bir konu, çok leziz bir konu, çok lokum bir konu. Hemen başlayalım. Öncelikle toplumcu gerçekçi roman anlayışı etkili oluyor. Yani köylünün işinin sorunlarını anlatan toplumcu roman etkili. Köy ve kasaba romanları yazılıyor. Bakın burada altını çizgilerim önemli. Toplumcu gerçekçi roman, köy kasaba romanları. Yöresel sorunlar anlatılıyor. Sınıf çatışması, ekonomik ve sosyal ve siyasal sorunlar işleniyor. Modernist roman anlayışının temelleri atılıyor. Aydınların iç bunalımları toplumsal bağlantılarıyla yansılıyor. 60'lı yıllarda romanda teknik açıdan gelişmeler var. Yine siyasal, sosyal, toplumsal sorunlar var. Kadın romancıların sayısı artıyor ve İslami duyarlılıkları yansıtan yani Allah sevgisini hidayet konusunu anlatan romanlar artmaya başlıyor. 70'li yıllarda temalar zenginleşiyor. Yine yurt dışına göç ve benzeri sosyal konular var. Yazarların yaşadıkları sorunlar da eserlere yansıyor. Şimdi dört tane etkili olan anlayış arkadaşlar. Bireyin iç dünyasına esas alan roman, toplumcu gerçekçi, milli dini duyarlılıkları yansıtan roman ve modernist roman. Burada hatırlarsanız bir yöntemimiz vardı. Neydi? Diyelim ki e, atıyorum e, kim olsun mesela Can diye bir arkadaşımız olsun. Eğer Can'ın psikolojik sorunları, yalnızlığı, iç, iç, iç e, çekişmeleri anlatılıyorsa onun e, psikolojik tahlilleri yapılıyorsa bu birinin iş dünyasına esas alan romandı. Eğer e, işçi olan Can'ın ya da köylü olan Can'ın Toprak sorunları ya da fabrikada yaşadığı sorunlar ya da göçle alakalı sorunlar sorunlar anlatılıyorsa toplumcu gerçekçi roman oluyordu. Eğer Müslüman bir Türk olan canın milli ve dini konulardaki duruşu, işte ahlaklı davranışları anlatılıyorsa milli dini duyarlılıkları yansıtan roman oluyordu. Modernist romanda ise canın bunalımları, hayattan vazgeçmek isteyişi, canın tırlatışı anlatılıyor. Düğümüzde modernist roman oluyor. Tabii ben burada espri yapıyorum ama sizler anlıyorsunuz. Şimdi, birinin iç dünyasına esas alan romanda Freud'un görüşleri var... Psikoloji, psikiyatri ve psikanalizden yararlanılıyor. Siyasal, ideolojik ve toplumcu temalar yerine bireye odaklanılıyor. Ve bireyin iç sıkıntıları, iç çatışmaları, ikilemleri anlatılıyor. Kişilerin ruhsal çözümlemeleri yapılacak ve olay ve merak unsuru ikinci plan atılıyor. Mekan, olay ve zaman ögeleri birey üzerindeki etkisiyle veriliyor. İç konuşma, bilinç akışı gibi teknikler kullanılacak. Sürrealizm, empresyonizm, ekspresyonizm gibi akımlardan etkilenilecek. Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra ve Samia Ayverdi, Oktay Akbal bu tarz romanlar yazacaklar. Mesela tanımış romanlar. Peyami Safa'nın Yalnızız romanı. Ahmet Hamit Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bakın hatta bunun kahramanı Hayri İrdal Üniversite sınavlarında da soruluyor. Aynı zamanda Tarık Buğra'nın Küçük Ağası. Yine Tarık Buğra'nın İbiş'in Rüyası romanları Bireyin İş Dünyası'na esas alıyor. Toplumcu gerçekçi romanın özelliklerine baktığımızda bu sefer Marksiz ve sosyalist ideolojileri görüyoruz. Yani toplum için sanat anlayışıyla halk aydınlatılacak. Ve köylü gözlenecek, işçi gözlenecek ve köy romanıyla belirli yörelerin sorunları ele alınacak. A köylüyü eziyor, patron işçi eziyor, öğretmen İram, öğretmenle imam çatışabiliyor, halk yöneticiyle zengin fakir, güçlü güçsüz, ilerici gerici çatışmaları var ve toplum için bunlar yönlendiriliyor. Büyük şehirlere ve yurt dışına göç anlatılacak ve ekonomik, sosyal, siyasal sorunlar ideolojik bakıştan ele alınacak. Olaylar ve kişiler bir ideolojiyi doğrulamak yani marksizmi, sosyalizmi doğrulamak üzerine düzenleniyor. Kişilerde tabii ki yöresel ağızlarına göre konuşulacak yani naturalist bir çizgi var. Temsilcilerine baktığımızda Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal bakın bunlar çok önemli sanatçılar. Fakir Baykurt, Rıfat Ilgaz, Talip Apaydın, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Abbas Sayar Aziz Nesin, Cevat Şakir Kabağaçlı, diğer adıyla Halikarnas Balıkçısı, Mahmut Makal, Necati Cumalı, İlhan Tarus, Dursun Akçam, Bekir Yıldız bunlar çok değerli sanatçılar. Yine Erdal Öz ve Muzaffer İzgü'de. Orhan Kemal'in Cemile Romanı, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i, Fakir Baykurt'ta Yılanların Öcü eseri, Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı adlı eseri, Orhan Kemal'in yine Murtaza adlı eseri, ee, Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler adlı eseri, Fakir Baykurt'un Tırpanı, Kemal Tahir'in Devlet Anası önemli eserler. Bunların özetleri üniversite sınavlarında da soruluyor. Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romana geçiyoruz. Ben de o yüzden kalemimizin rengini değiştireyim. Ne yapalım mesela? Yeşil renk alıyorum. Şimdi tabii ki Türkçülük ve İslamcılık akımlarından etkilenilecek. Milli kaynaklar, Türk mitolojisi ve destanlardan yararlanılacak. Burada olay verilmek istenen mesajı öne çıkaracak biçimde kurgulanacak. Yani bir şekilde olaylar anlatırken okuyucu yine yönlendiriliyor. Toplum için sanat var. Zaman ögesi dün, bugün, yarın şeklinde kronolojik bir akışla gidecek. Toplumun kültürel değerlerine ilişkin insanlarda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Milli bir bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Tarih, geleneksel ögelerimiz, işte yaşayış tarzımız, inançlarımız, Türk dünyasının sıkıntıları anlatılacak. Manevi değerler, aile kurumu ve geleneksel kültür öremsencek. Doğu ve Batı çatışması tabii ki Doğu'nun ahlaki üstünlüğünü vurgulayacağız. Ahlaki bozuklar işlenecek. Ve tabii ki romantik yani toplum için sanat yapan bir bakış açısı olduğunu da net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Hüseyin Nihal Atsız, Bahaettin Özkişi, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Sevinç Çokum, Mustafa Miyasoğlu, Ömer Okçu, Rasim Özenören önemli kişiler. Bu ikisi üniversite sınavlarında çok soruluyor. Buraya dikkat etmenizi isterim. Nihal Atsız'ın ruh adamı, Necati, Mustafa Necati Sepeçioğlu'nun kiliti, çatısı, Bahattin Özkişi'nin köse kadısı, yine aynı şekilde Bahattin Özkişe'nin sokakta romanı önemli. Son olarak modernizmi esas alan romana geliyoruz. Bu sefer mor rengi kullanıyorum. Niye hocam? Çünkü böyle intiharın meyilli bir renkmiş mor. O yüzden ee, bir yerde okumuştum ee, şeyde genel ağda. O yüzden bunu paylaşıyorum size. Şimdi varoluşçuluk akımı var. Ve ...yerleşik değerlere, ortalama insan tipine karşı çıkılıyor. Geleneksel anlatım yapıdan uzaklaşılıp... ...olay örgüsü, mekan, merak unsurları geri plan ediliyor. Bakın bu ÖSM tarafından sorulmuş arkadaşlar. Anlatıcı birey bilinciyle kendi benini öne çıkaracak ve... ...bireyin kendisiyle, doğayla ve toplumla yaşadığı çatışmalar yansılacak. Yani tırlatmış adam. Yaşam çok zor ve çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu gösterilecek. Şiirsel söyleyiş çağrışımlar, mitler, sembolik yani alegorik anlatımlar var. İç konuşma kendisi de, bilinç akışı, her şeyin böyle düzensiz bir şekilde aktarılması, geriye dönüş yani kronolojik akışın bozulması gibi teknikler kullanılacak. Said Faik Abasıyanık, Yusuf Atılgan, Ferit Edgü ve aynı zamanda Oğuz Atay, Nezihe Meriç, Firuzan, Adalet Ağaoğlu, Pınar Kür, Selim İleri, Demir Özlü, Nazlı Eray, fantastik gerçeklikle bilinen Nazlı Eray, Leyla Erbil önemli modernist romancılar. Yusuf Atılgan'ın aylak Adamı'nı bilin arkadaşlar. Aynı şekilde Oğuz Atay'ın tutunamayanları, Fikrimin İnce Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgün'ün o romanı Hakkarda Bir Mevsim diye de filmi çekilmişti. Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli mesela bunun kahramanı Zebercet'in ee, sorulduğu bir üniversite sınavı vardı. Yine Oğuz Atay, İTÜ'nün kurucusu Mustafa İnan hayatını anlatıyor bir bilim adamının romanında. Bir Düğün Gecesi, Adalet Ağaoğlu. Çok güzel romanlar. Bunları okumanızı da tavsiye ediyoruz. Çok değerli eserler. Burada sizler eğer üniversite sınavına yönelik bir temel oluşturmak istiyorsanız bence bu eserleri okuyun. Hem Türkçeniz gelişir, hem sözcük dağarcığınız gelişir, hem dikkat yeteneğiniz gelişir. Ne kadar sosyal medyadan uzak durmaya çalışsak da sosyal medya bağımlısıyız. Emin olun ileride paragraf sorularını, yeni soruları okurken çok daha hızlı anlamanızı sağlar. Bu tarz kitapların içerisinde boğulmanız, çok çok kitap okumanız. Artı tabii ki e, edebiyatik kitabımızdan ve diğer kitaplardan da bol bol soru çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım bugün Kolay bir şekilde konumuzu bitirdik. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.